Merhabalar herkese. Benim, hello everyone. İsmim Işılay Gürsu. My name is Işılay Gürsu. Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nde müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. I'm the deputy director in the British Institute at Ankara. British Institute at Ankara. Burada bir kısa bir panel yapacağız. Yaklaşık 5'er dakika konuşuyor olacağız hepimiz. We will have a short panel here. Each of us will speak around 5 minutes. Sonra sizden sorular varsa sorularınızı almaya çalışacağız. Then we will have your questions if you have any. Niye biz üçümüz oturuyoruz burada onu anlatmaya çalışayım biraz so, da. So let me briefly explain why we are here as three people here. Ben kültürel miras yönetimi üstüne çalışıyorum. I'm working on management of cultural heritage. Daha çok toplumun arkeolojiye bakış açısı ve arkeolojik varlıklarla ilgili olan ilişkilerini geliştirilmesi üstüne. I'm mainly working on looking at the perception of people on the archaeological artifacts and to increase the awareness of people for this heritage. Solumda çok karıştım. Solumda. And on my left hand side. Zeynep Boz var. There is Zeynep Boz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Dairesinin başkanı. She's the head of department of anti-smuggling department of Ministry of Culture and Tourism. Kendisi bir arkeolog. And she's an archaeologist herself. Ankara Üniversitesi'nden. From Ankara University. Ve belgeselde de çok adı geçen 1970 UNESCO Sözleşmesi ile ilgili bize bir sürü şey söyleyebilecek bir isim. And she's in a position to tell us many things about the 1970 UNESCO Convention, which is many time referred in the documentary. Sağ tarafımda Samuel Hardy var. And on my right hand side we have Samuel Hardy. Sam de bir arkeolog. Sam is also an archaeologist. Ama doktorasını hukuk alanında yaptığı için onun da bütün bu meseleye dair söyleyecek çok sözü olduğunu düşünüyorum. But he also has a PhD on the area of law, therefore he has many things to say about these discussions as well. Ve sadece o değil, çok da uluslararası bir background var Sam'in. And not only that, he has such an international background. Bize şu anda Ukrayna'da neler oluyor ile ilgili belki bir şeyler de söyler. Maybe he has a couple of things to tell us that what is going on in Ukraine at the moment. Ben bir iki hani belgeselin bende uyandırdığı şeyi söyleyip sonra sizlere vereyim. With the permission, I would like to speak very briefly about what this documentary woke inside of me, then I'll give floor to you. Öncelikle çok memnunum bu filmi hep beraber seyrediyor olduğumuz için, böyle bir kalabalık bir grupla seyrediyor olduğumuz için. First of all, I'm very pleased that we're watching that movie with such a crowded group. O yüzden 12. Avrupa Birliği film gün Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri'ni düzenleyen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Therefore, we would like to thank each and every single members of the delegation and all other parties to organize this 12th EU Human Rights Film Days. Kültürel miras deyince bazen insanların aklına böyle ne kadar tatlı şeylerle uğraşıyorsunuz hani bunların zaten çok da çetrefilli olduğu anlar gelmiyordur başınıza diye bir algı olabilir oluyor genellikle. When you say that I'm working with cultural heritage, people are usually like, oh how nice, I'm sure there is nothing challenging about them. Şimdi kendinizi bir müze müdürünün, Pearson müze müdürünün yerine koymanızı öneriyorum. Now just imagine you are the manager of Pearson Museum. Yani hiçbir zaman kültürel miras ve arkeolojinin aslında siyasileştirmeyelim diye bir söylemi var ama bu imkansız. Bunu çok net bir şekilde gördük. There is always a claim that the cultural heritage and this type of thing, social heritage should not be politicized. However, it is not realistic and quite possible. O yüzden ben seyrederken tabii, yani bıraksanız biz üçümüz de herhalde sabaha kadar konuşuruz bununla ilgili. O yüzden bırakmayın tabii. Probably we would have talked to the morning hours if you just let us, so don't let us speak that long. Ama ne kadar katmanlı olduğunu aslında belki altını çizmek lazım bu meselenin. But just we might need to mention once again that there are too many layers in these issues. Ne kadar uluslararası bir boyutunun olduğunu. And we might like to underline that there is an international aspect of that which is quite in depth. O yüzden bu uluslararası yön demişken ben mikrofonu Zeynep Boz'a vereceğim. Belki bize hani hem belgeselle ilgili görüşler olabilir veya Türkiye'de bu işler nasıl yapılıyor olabilir.
So once we are talking about this international aspect, I would like to give the floor to my colleague, so she will maybe tell us how these things are happening in Turkey and also in different countries. Teşekkür ederim. Öncelikle ben de organizatörlere çok teşekkür ediyorum. I would like to thank organizers. Ve bu filmi bu festival kapsamında ele almanın da son derece çağı yakalayan, anı yakalayan bir karar olduğunu düşünüyorum. And I believe that showing this documentary in this festival is such a relevant decision and such a timely decision. Şimdi son zamanlarda belki denk geliyorsunuz, gazetelerde görüyorsunuz, birazcık daha arttı, yoğunlaştı tabii bu haberler. İşte Türkiye şunun iadesini sağladı, Türkiye bunun iadesini sağladı, yurt dışına yasa dışı yollarda gitmiş olan eserlerimiz çok konu oluyor. Maybe you are hearing on the news or reading on the newspapers that Turkey is just claiming back many of the historical artifacts once used to be in other countries. Bu tabii işin basına yansıyan, ekrana yansıyan kısmı her zaman kutlama kısmı oluyor. Of course, what you see is always on the front of the screens, which is a celebration mark. Ama bunun arkasında ne gibi bir çaba, ne gibi bir acı olduğunu ve bunu karşılıklılık düşüncesiyle söylüyorum. Hani lütfen herhangi bir tarafla empati kurmakta kişisel olarak zorlandım ben bu filmi izlerken. But there is usually a lot of suffering and pain at the background, just like you see here. And what I mean by pain and suffering, it is usually mutual. I have difficulty to actually associate with one of the parties in that documentary when I'm watching. Çünkü evet, Kırım müzeleri dediğiniz zaman eserler Kırım'da yapılan bir kazıda ele geçiyor ve Kırım'da olmasını bekliyorsunuz. When you look from the Crimea Museum's point of view, yes, they have been excavated there, they have been found there, so they have to be returned to their original place. Ama bir taraftan yasa dışı bir ilhak var ve bu yasa dışı ilhak da mülkiyetle çok ilişkili bir hal alıyor. However, at the other hand, we are seeing an illegal annexation, and this illegal annexation has very close relations with the right of ownership of these artifacts. Bu Türkiye yani böyle bir durumda kalsaydı bununla ilgili çalışan yerde olan bir kişi olarak ne hissederdim? So if Turkey was in that position, I would have probably been involved. So what I would feel is yani bu durumda evet Ukrayna'nın gittiği yoldan gider ve mülkiyet hakkı üzerinden devam eder ve eserin Türkiye'ye iadesi için bir çaba içine girerdim muhakkak. I would have probably choose the way that Ukraine have chosen, and I would probably have our arguments towards the right of ownership rights, and probably would claim these artifacts to be returned to Turkey. Yani tam bu noktasında konu sizler için aslında en siyasi noktasına gelmiş gibi gözükebilir. It might seem as if it is at the peak of it, this political actually the discourse of all these events. Ancak buradaki durum şu. Mesela bu eserler İskit dönemine aitti. İskitleri hepimiz aslında Türk olmakla biliriz mesela. If you go to the bottom of it, all these artifacts belong to Scythians. And Scythians are known to be Turkish in origin. Yani bunun bir sonu yoktur. Kimin sahip olduğu durumun. What I mean is there is no end to it. That who actually owns it is actually have no end. Bu noktada pragmatik bir çözüm bulmak gerekir. Therefore you need to find a pragmatic solution. Ve tabii ki maksat kültür varlıklarının korunması ve bir sonraki jenerasyona ulaştırılması. Yani bu pragmatik çözümü burada ve bu sebeple aramak gerekir. The pragmatic solution, the ultimate goal should be the preservation of cultural assets and to just transfer them to the next generation. Bu noktada da artık hukuktan istifade etmek en pragmatik yöntemdir ve hukuk burada uluslararası şekilde nasıl tezahür ettiğine baktığınızda mülkiyet hakkı ve devlet malı noktasında şekillenir. And you have to resort to the rules of law, and the law usually looks at it in the way that it has been seen in that documentary, which is the ownership rights and the state owns that artifact. Ve bu yüzden işte belgeselde de gerçi tabii daha bitmemiş bir hukuk süreci var ama şu aşamasında görüyoruz ki hani Ukrayna daha şanslı bir durumda bu talepte. Therefore, as you have seen in the documentary, Ukraine seems to be more advantageous in that process, whereas we know that the legal process will continue.
Çok daha fazla aslında anlatacak çok şey var Işılay Hanım'ın da söylediği gibi ama daha fazla uzatmadan aslında şunu söylemek istiyorum. Biz arkeologlar sanıyorum varlık sebebimiz şuna dönüyor. Siyasetten bilimimizi, uğraştığımız şeyi uzak tutmak için onun üstüne kapanıyoruz resmen. As Işılay Hanım has mentioned, there are actually many things to say, so in order not to take too much of your time, I simply say that we archaeologists do our best to actually preserve these cultural assets, to protect it from the impact or influences of politics. Bu her zaman mümkün değil. İşte bu filmde bize bunu gösteriyor. However, it is not always possible that we have seen that in this documentary. Bu noktada arkeolojinin de bağlam üzerine kurulu bir bilim olduğunu hatırlayarak and maybe I would like to conclude by saying that archaeology is actually based on the context. Ve bu karar da işte dünyanın bağlamı çerçevesinde alınmak zorunda. That decision had to be made in the context of the world exist at the moment. Bu tabii yine arkeolojiyi siyasileşmekten kurtaramadığımız bir an için bir teselli. Which is maybe a consolation that yes, we haven't preserved, we haven't protected archaeology from the politics, but there is that. Bu noktada böyle örneklerle karşılaşmaya dünya durdukça devam edeceğiz. Ama tabii ki ait olan, yani her eserin ait olduğu yerde ama barış içinde olmasını da umarak sözlerimi bitirmek istiyorum. We will continue to see these examples in many different places, in many different times. But of course we are all hoping that these artifacts will actually go back to their original place which they have been found. Yeah, I can only agree. I'm delighted that a film like this was at a festival like this. Ben de katılıyorum konuşmacıların ifade ettiklerine. Böylesi bir filmin bu festivalde gösterilmiş olması çok şahane bir şey. I think it brings out a lot of the important aspects of archaeology and the war and the clash in law and how all of these people are trying to deal with it in their own way. Mm-hmm. Bu belgeselde arkeolojiye dair, savaşa dair, hukuka dair, hukuksal bir takım mücadelelere dair ve bu süreçte de yer alan insanların nasıl kendilerini konumlandırdıklarına dair pek çok şey gördük. We have to be conscious that they all knew that they were speaking more or less officially and certainly publicly. We know that some of the Ukrainians may have felt the need to speak more strongly because of social or political pressures on them to take a particular line. Burada dikkat ettiyseniz çok açık bir şekilde konuştular. Bazıları resmi biçiminde şeylerin duyurduğu ifadelerini. Ukraynalıların daha katı bir tavır ortaya koymalarının arkasındaki nedenleri de tahmin edebiliyorsunuz içinde bulundukları baskı nedeniyle. But it's also very clear that the Crimeans were in a far more difficult position. Ama şu çok açık ki bu belgeselde Kırımlı müzeler çok daha zor bir durumdalar. They are under occupation and we've seen from the war since February that the people under occupation are being targeted, sometimes kidnapped and disappeared. Çünkü işgal altındalar. Şubat'tan beriki süreçte de görüyorsunuz. Böylesi işgallerde karşı çıkan insanlar hedef alınıyorlar, bazen kaçırılıyorlar, bazen kayboluyorlar ortadan. So we know certainly for some of the things that they were saying in the film, they're absolute lies. Like the idea that you can't speak Russian in Ukraine. O nedenle söyledikleri bir takım şeylerin tamamen yalan olduğunu tahmin edebilirsiniz. Mesela Rusça konuşmanın mesela Kırım'da yasaklanmış oldu. Rusça konuşamıyorduk. Kısmı yalan. All of my friends and colleagues in Ukraine can speak both Ukrainian and Russian. Some of them speak one language better than the other, but they all speak both, and they will all happily switch to whichever language is easiest for the group in the conversation. Benim Ukrayna'daki bütün arkadaşlarım hem Rusça hem Ukraynaca konuşurlar. İçinde bulundukları bağlam hangi dili konuşmalarını gerektiriyorsa kolayca da geçiş yapabilirler ikisi arasında. So then when we see the other arguments that are being made, we have to be skeptical about the things that they're saying. But at the same time, we have to be conscious that some of them really do
feel very strongly one way or another, and some of them will have had negative experiences. O yüzden diğer ortaya koydukları argümanlara da şüpheyle yaklaşmak gerekebilir ama bütün bunları söylemişken nasıl bir etki altında oldukları, bireyden çekindiklerini de unutmamak gerekiyor. I know at least some Crimeans would like both countries to leave the territory. Ben şahsen diyorum bazı Kırımlılar iki ülkede gitsin istiyorlar. I think maybe it's good if we, I mean, we can go to questions and then see. Özellikle filmin başında eserler Ukrayna'nın olmalıdır diye düşünürken. At the beginning I was thinking that these artifacts should go back to Ukraine. Ama Türkiye'deki biz arkeologların ve genel müdürlüğümüzün hep söylediği gibi kültür varlıkları ait oldukları topraklarındır. But then I also have this idea that we claim, the archaeologists in Turkey and also the officials in Turkey says that archaeological artifacts should belong to where they have been found. Her ne kadar Hollanda'daki müze zor durumda olsa da daha sonraki şu aşamadaki hukuk yolları bence yine Ukrayna'nın lehine sonuçlanabilir şu andaki Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle. Evet, sonuçta önümüzdeki günlerdeki politik yaklaşımlar olayı değerlendirecek. Umarım her iki ülkenin de Rusya'nın ve Ukrayna'nın anlaşarak çözüm bulması, Kırım müzelerinin eserleri Kiev'de niye sergilensin? Hiç hoş bir durum değil. Daha güzel sonuçlar alınabilir. Bu güzel belgesel için, bu güzel toplantı ve konuşmalar için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başka sorular var mı? Mikrofonu bana vermişler. Tamam, peki. Mikrofon şurada, sonra ön tarafa da mikrofon gelsin. İlk önce şeyi herhalde açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Ukrayna, yani Kırım, Ukrayna toprağı değil mi? First we need to clarify something. If Crimea, Crimea is Ukraine soil, is it Ukraine soil? Yani uluslararası hukuk açısından Ukrayna toprağı ve Rusya orayı işgal ediyor. According to international law, it is Ukrainian territory and Russia is invading that sort of territory. Ve burada müze çalışanlarına baktığımız vakit bunlar taraflı mı, tarafsız mı? İlk önce bu soruyu sormak gerekti diye düşünüyorum ve çok da taraflılar. Yani Rusya tarafına görevlendirilmedikleri nereden biliyoruz? When we listen to the museums of the Crimea, how can we be sure that they are impartial? And it seems that they are rather partial and even appointed by the Russian. Filmi izlerken bir başka soru ise kafamda beliren, bu malzemeler Ukrayna'ya, Kırım'a geri gönderilmiş olsaydı, bunların Moskova'ya ya da St. Petersburg'a gitmeyeceğine dair bir garanti var mı? Yani önümüzde Troya hazineleri var. Troya hazinelerinin nasıl Pushkin Müzesi'ne götürüldüğünü biliyoruz. Okay. And when I watched the documentary, I couldn't help but think that if those artifacts were sent back to Crimea, was there a guarantee that they would not be transported to Moscow or in St. Petersburg? No, because we know what happened to the findings of Troy, that they are in the Pushkin Museum right now. Ve son olarak kafamda beliren bir başka soru, bütün bunlar olurken en önemli, Kırım'ın en önemli etnik kimliği hiçbir şekilde bahsedilmiyor. And yani burada hatta parlamentosu olan Kırım'da, yani Kırım Tatarlarından en küçük bir bahis yok. Sanki Ukrayna, yani Kırım sadece Rusya'nın ve Ukraynalıların toprağıymış gibi bahsediliyor. Bu da bir başka soru kafamda benim. And another question appeared on my mind. In all these discussions in this lengthy documentary, there is not even one single reference to the most important community in Crimea, which is the Crimean Tatars, that they have their own parliament there, and they do not even mention once, as if this Crimea is all about Russians and all about Ukrainians. I think it's important to recognize that the Ukrainians who are struggling to get the objects back to Ukraine want those objects to go back to Crimea. That's only when it is free. Şimdi şunu da hatırlamak lazım. Ukraynalılar bu eserleri tekrar geri almak için uğraşırken amaçları alıp onları Kiev'de sonsuza kadar sergilemek değil, Kırım emniyete kavuşunda tekrar Kırım'da bulundurmak aslında.
And some of the Crimeans, who are struggling to get the objects back to Crimea, only want them to arrive after it is free. Ve bazı Kırım'da uğraşanlar da bu eserler gelsin diye uğraşanlar aslında Kırım özgürleştikten sonra bunlar gelsin istiyorlar. As we can see from what's been happening, especially since February, some of the objects that Russia is expropriating, some of the objects that Russia is taking for protection, it is exporting to Russia. And that indeed may happen to objects that are found or kept in Crimea. Ama Şubat'tan beri olup bitenlerde hep görüyoruz ki Rusya bu tarz eserlere el koyduğunda koruma amaçlı bunları Rusya'ya gönderiyor. Kuvvetle muhtemel bu iş, bu aynı süreci Kırım'a geldiğinde de yapacaklar. And again, as we can see very clearly since February, Russia is committing genocide in Ukraine, including of the minorities like the Tatars, where it's been engaging in destructive restoration of cultural property in the occupied territories. Ve yine Şubat'tan beri açıkça gördüğümüz bir şey var ki Rusya Şubat'tan bu tarafa şikayet ettiği bölgelerde soykırım yapıyor. Özellikle bir takım etnik gruplar, Tatarlar da dahil olmak üzere orada böylesi bir yeniden sosyal yapılandırmanın peşinde. It's also engaging in settler colonialism, where it is installing individuals and businesses in the occupied territories, and they again are changing the character of the territory to Russify it. Yine burada bir sömürge yaklaşımıyla belki işgal ettiği bölgeleri Ruslaştırmak adına oraya bir takım kurumları, bir takım kişileri de yerleştiriyor. And to broaden the issue slightly, some of those settlers include antiquities looters, and some of those businesses include metal detector dealers, and some of the tourism in the occupied territories involves looters going from Russia to Crimea and to eastern Ukraine as well, and looting antiquities and taking them back to Russia, or selling them onto Western markets. So we're all the one. Ve bu süreç içerisinde oraya yerleştirilen kişilerin bazıları tarihi eser kaçakçıları, orada açılan işletmelerin, turizm amaçlı açılan işletmelerin görevi bu kaçakçıları Ukrayna'ya sokup, işgal altındaki Ukrayna topraklarına sokup, böylece bir takım eserleri yok edip onların Rusya ya da Batı marketlere, piyasalarına satılmasını sağlaması ve yine açılan bazı işletmelerin de metal dedektörü üzerine uzmanlaştığını biliyoruz. And Russia is exploiting all of this, both cultural property and crime against cultural property for propaganda. Ve tabii Rusya bütün bunları istismar etmeye devam ediyor. Kültürel varlıkları, aynı zamanda kültürel varlıklara karşı işlediği suç da var. Ama bütün bunları kendi propagandası için istismar etmeye devam ediyor. In fact, in one case, when they intercepted objects that were being smuggled out of Crimea, they said, we've almost replaced all of the objects that are in the Netherlands. Say it again, please. When they intercepted objects that were being smuggled out of Crimea, they said that they were replacements for the objects that they lost in the Netherlands. Ve hatta bir kere Kırım'dan tam çıkarılırken yakalandıklarında bu eserlerle, bunlar şeydi, Hollanda'daki eserlerle değiş tokuş yapılmak üzere çıkarılıyordu şeklinde bir açıklama ya kendilerini savunmaya çalışmışlar. İlk sorunuzla ilgili ben de bir şey eklemek istiyorum. I have something to add with regard to your first remark. 2014 yılında bu hadiseler olurken Kırım'ın yasa dışı ilhakı, tam da dediğiniz oldu zaten. Ayvazovski tablolarını aldılar ve Moskova'ya götürdüler. Bu kesinlikle bir, yani yine de bunların Kırım üzerlerine verilmesi durumunda götürülmesi şu andaki koşul altında. Kesinlikle bu sonuca gidecek. Bu çok net. And back in 2014, when this annexation, illegal annexation, were taking place, they took the important portraits of Ayvazovsky, and they were transported back to Moscow. Therefore, for sure, under these circumstances, if these artifacts were returned to Crimea, they will definitely be went to, we will go to Moscow. Bu sebeple bu, nasıl söyleyelim, barışı dilemek aslında bizim yerinde korunmasından kastımız. Yoksa şu şartlar altında kesinlikle hani arkeolojiye, siyasetin en büyük ağırlığını veren ve yani
diktatör sınıfına da çok yakın bir kişinin çıkarına bir umudumuz olamaz. Buradaki konu tamamen bir gün gelip hani Kırım özgürleştiğinde ve bu ilhak bittiğinde eserlerin ait olduğu yerde olmasını olmak. Yoksa bu durum çok net. Hukuken Ukraynalanmalı. Bunu bir kere daha altını çizmek isterim. Therefore, when we say that the artifacts should go back to their original places, actually as archaeologists what we are saying is we are wishing for peace to be maintained again in Crimea. So Crimea will be liberated again and then this should be returned. Otherwise, we are of course have no intention to support the claims of a dictator and to just leave those things in the hands of Russians. Belki birkaç soru daha alabiliriz. Sanırım mikrofon dolaşıyor. Şöyle bir couple of questions. And also at the foundation, in fact, of all of illicit trading, which is the obsession about the object themselves, rather than what they mean or what is their context. Ve genellikle bütün yasa dışı bu kaçakçılık, bu ticaretin de altında aslında eserin kendine yönelik, maddesel haline yönelik bir takıntının olması, onun ne anlama geldiği ya da neyi temsil ettiğinden ziyade. And in fact, I mean, the very first scene when there were these archaeologists digging, I was, are they archaeologists? Are they kaçakçı? They're looters? Because actually they were behaving like hunter, treasure hunters. He, at the very end, he calls himself a treasure hunter. Ben ilk izlediğimde mesela onlar kazıyorlar mı düşündüm. Bunlar kim? Bunlar arkeolog mu? Bunlar tarihsel kaçakçısı mı? Bunlar yağmacı mı? Çünkü öyle bir halleri var ki nihayetinde sonunda da zaten kendine hazine avcısı diyor. And so the problem also lies with us, with archaeologists, right? Because we are putting so much emphasis on the importance of gold, of the object, instead of, you know, what they tell us about the people that made them, that were the world and they consumed them. O yüzden birazcık çuvaldızı kendimize de batırmamız gerekiyor arkeologlar olarak. Çünkü kimi zaman eserin kendisine çok fazla odaklandığımız bu altın, işte bu diye fazlaca bir yerlere getirdiğimiz olabiliyor. Aslında bunun bir de ne zamanda giyildiği, ne zamanda üretildiği, nerede tüketildiğine dair anlamsal bir öneminin olması lazım. Thank you. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Belki ben bir şey söyleyebilirim bunun üstüne. Thank you very much. Maybe I have a couple of things to say about that. This. Çünkü hani arkeolojik bağlam diye açtı zaten Zeynep de konuyu. Because Zeynep also made her opening about the archaeological context is actually important. Bence topluma pek anlatamadığımız tarafı, arkeolojinin objeler peşinde koşmak olmadığı, hatta çok da fazla objeler üzerinden değil, o objelerin bulunduğu bağlamdan çok bilgi aldığı ve bu bilginin peşinde koştuğu ve bu hani bu işi bu kadar tutkuyla yapan insanların da o bilgiye ulaşmak için öyle bir tutku gösterdikleri ve bunu anlatamadığımız için de hani mesela defineciler bir anda çıkıp biz hemencik kazdık yani siz niye buna bu kadar yer yerinden oynatıyorsunuz diyebiliyorlar çünkü anlatamıyoruz bence buradaki derdimizi. Maybe as archaeologists we fail to explain something to the society that we are not actually after the artifacts themselves. They are not their materialistic value, but actually we are more interested about that context, the place, how it is being, that knowledge, that information is essential. But maybe we are not quite good at just sending that message across to the common public opinion. Therefore, most Luther says that, oh, you are just dealing for years, that it would took us a couple of days to just find those artifacts, and therefore they think that we are after that too. Bir de hatırlarsanız, sadece sigorta bedeli 1,5 milyon euroydu şeyin sergideki eserleri. And if you remember, the insurance value of these artifacts was 1.5 million euros. Genellikle böyle bir rakamdan bahsedilmiyor zaten bu tür sergilerde. Ve bu rakamı koyduğunuz anda bir maddi değer biçmiş oluyorsunuz. Usually they don't talk about such numbers in such artifacts because when you do that, you automatically put a price tag on. Son bir şey daha ekleyeyim bu değer konusunda. Bir Sarat projesi yapmıştık İngiliz Arkeoloji Enstitüsü ile birlikte. Let me say one last thing about that, this value
we have done a project with the British museums. Institute. British Institute of Esarat project we call it. Orada bir kamuoyu araştırması yaptık. Türkiye'de insanlar arkeolojik varlıklar ve kültürel mirasla ilgili ne düşünüyor diye. We have organized a survey to see what people in Turkey thinks about archaeological assets and properties. Ve en fazla oy alan değer manevi değer olarak çıktı. %60 oranında insan arkeolojik varlıklara ne değer veriyorsunuz sorusuna manevi değer veriyoruz dediler. And the highest value is attached to the actually the non-materialistic, but it is moral, it's actually intangible value has been regarded the most by 60% of the respondents to that survey. Bu da bence bizim için önemli bir çıkarım. Bir de belgeselin son karesinde bence o çobanın söylediği yere getiriyor bizi. Yani bu milliyetçilik neden ben bunu anlamıyorum deyip anlattığı o hikaye bence çok güzel özetledi. O zaman bir soru daha alalım. Buyurun. Şimdi dönüp dolaşıp aslında bir UNESCO sözleşmesi denilen bir olay var. Şimdi bu benim çok ilgimi çekti. Hatta eve gidince gerçekten internete girip bakma ihtiyacını hissettirdi. They kept mentioning that UNESCO convention and I was really intrigued by it and when I go home I will totally Google it. And that's my question is about that UNESCO. Şimdi sorum şu, uluslararası bir sözleşmeden bahsediyoruz ve bu sözleşmeyi hem Rusya Federasyonu'nun hem de Ukrayna'nın imzalayıp imzalamadığı birinci sorun bu olacak. So my first question is we are talking about an international convention and I'm wondering if both Russia and Ukraine has signed this or not. Çünkü hukukta ahde ve vefa dediğimiz bir ilke var. Neticede uluslararası sözleşmelerde ülkeler oraya imzasını attığı zaman kendi anayasal hukuklarının haricinde biz buna uymak zorundayız diye bir çok önemli bir taahhütte bulunuyorlar. Because there is a binding aspect of these international conventions. When they sign it, when they ratify it, they have to just give it priority compared to their national law, compared to their ve bu film, yani özellikle hukuk olarak soracağım. Bu alanda gerçekten bir takım boşlukların olduğunu göstermiyor mu? Ya da bu film çekildikten sonra UNESCO sözleşmesinde eklemeler yapılıp yapılmadı mı? Ben onu çok merak ettim. Teşekkür ederim. So do you think that there are some loopholes in this type of conventions? And I'm wondering, after that documentary, maybe they just decided to revise that convention to actually fill these loopholes. That's my question. Çok teşekkür ederim. İlk kez UNESCO sözleşmesinin bu kadar detaylı olarak sektörden olmayan biri tarafından sorulduğunu duyuyorum. Thank you very much. That's the first instance that someone outside our sector is asking so that detailed questions about UNESCO convention. Şimdi önce şunu ayırt etmek gerekir. Burada UNESCO sözleşmesi Hollanda ile Ukrayna arasındaki ilişkiyi düzenliyor bu film örneğinde. In this documentary, UNESCO Convention is actually regulating the relations between the Netherlands and Ukraine. Çünkü hani Kırım'la Ukrayna zaten birbirine karşı taraf hani hukuken de olmaz. Because Crimea and Ukraine cannot be legal parties to each other. Yani şu andaki olağanüstü karışık siyasi ve işte hukuki vaziyetlerden dolayı. Given that extraordinary political and legal reasons. Şimdi Hollanda'da tutuluyor ya eserler. Bir eser neredeyse oranın kanunu uygulanır. And those artifacts are at the moment being held in the Netherlands and wherever they are being held, the rules of that country will apply. Bunun istisnaları vardır ama genelde burada gördüğümüz gibi olur. There are some exceptions to that, however, it is usually the way it is in the documentary. Şimdi UNESCO 1970 sözleşmesinin çok genel hatlarıyla hakkında bilgi vermek gerekirse, bu sözleşmenin bir kere tam adı UNESCO 1970, İngilizcesini söyleyeceğim arkasından, kültür varlıklarının yasa dışı ithal, ihraç ve mülkiyet transferinin önlenmesine yönelik alınacak tedbirlere ilişkin sözleşme. So I will translate myself in order not to torture him. So this is the UNESCO 1970 Convention preventing and prohibiting illicit trafficking, illicit import, export and transfer of ownership of cultural property. Şimdi bu sözleşme 1970 yılında yazıldığında maksat yasa dışı ithal ve ihracı engellemek olarak karşımıza çıkıyor. When this convention was drafted back in 1970, the aim was to prevent illegal trafficking of these artifacts. Ama tam olarak dediğiniz gibi
bu işten kimin kâr ettiğini ve kimin zarar ettiğini ülkeler arası şekilde düşünürseniz. But exactly as you have mentioned, when you think about who is making the winning party and the losing parties with regard to this convention. Ve o kazanan tarafta olanların uluslararası diplomaside bir tık daha kuvvetli ülkeler olduğunu görürsek. You see that the winning parties at the end of this convention, the ones who actually profiting from that, are usually the stronger countries in international arena diplomatically. Şimdi bu da o loophole dediğimiz o boşlukları orada tutmak için da 1970'lerde bu sözleşme işte taslak olarak yazılırken son derece planlı olarak yapılmış bir şey. And all these loopholes were there very deliberately to preserve the benefits of these some countries even back in 1970s. Bunu da şeyden görmek mümkün. Gelip giden taslaklardan, tartışılan taslaklardan, sözleşme yürürlüğe girmeden önce bir bakıyorsunuz son derece kuvvetli maddeler. Bir sonraki taslakta o maddeye belli ülkelerden gelmiş itirazlarla üzerine çizildiğini görüyoruz. You can clearly see that from the first draft and its involvement throughout the process. At the beginning it just has such strong articles, then some country says no, I don't like this, and then it's been crossed and you end up with the final product. Şimdi uzun süre buna çok hırsla yaklaştım bu duruma. I was quite ambitious about this situation for such a long time. Yalnız bir noktadan sonra şunu fark ettim. But after some point I have noticed something. UNESCO 1970 sözleşmesi bugün 141 ülke tarafından taraf olunmuş bir sözleşme. UNESCO convention is now signed by 140 countries around the world as of today. Şimdi bu kadar ülkeyi 1970'ten 2022'ye kadar ancak biz aynı paydada toplayabildik. So it took us that many years from 1970 to 2023 to just 2022 to bring all these countries on the same level. Bunu yapmışken en azından sözleşmenin bize sağladığı kadarını, sözleşmede yer alan düzenlemeleri en azından son derece kararlı ve hırslı olarak her ülke olarak yerine getirsek, if we are able to fulfill the requirements of that convention as its you know most useful form to prevent illegal trafficking of these artifacts, zaten işin çok büyük bir boyutunu çözmüş olacağız. A biggest part of the problem would resolve itself anyway. Bir sözleşmeye bir ekleme yaptığınız zaman uluslararası bir sözleşmeye, bu durumda aslında yeni bir uluslararası sözleşmeniz oluyor ve bir daha imzaya açılıyor. Because when you make an addition or a revision to an international convention, it turns into a brand new one and it has to be signed by all parties from scratch. Yani bu durumda 141 ülkeyi tekrar hani en azından 141 ülkeyi tekrar bir araya getirmek gerçekten stratejik olmayabilir. That would mean bringing all these 141 countries together, which may not be a very strategic decision. Bu sözleşmenin bir denetim mekanizması var mı? Uyulmadığına dair herhangi bir şey var mı? Is there a control mechanism of this convention to make sure that if it has been fulfilled correctly or not? Şimdi uluslararası hukuk dediğimiz o tatlı oluşum. That nice and you know very friendly organization that we call international law. Aslında hepimiz şunu biliriz ya, uluslararası sözleşmeler kanunlarımızdan üstündür. As you know, we all say that international law has priority to our own national legislation. Ama aslında bu uluslararası kanunları ulusal seviyede nasıl uyguladığınızla, ne kadar kararlı uyguladığınızla ilişkili. But it has something to do with rather how strongly you actually enforce this international law in your existing national legislation. O yüzden bir öncelikle kendi kendimizi bunu yeteri kadar yapıyor muyuz diye kendimiz kontrol edeceğiz. Therefore we have to check ourselves first if we can actually enforce that international legislation with our legislative national means. İkincisi de evet UNESCO'nun altında bir komite var ve bütün ülkeler oraya bir raporlama yapıyor ama bunun hiçbir yaptırımı yok. And the second part is yes, there is a committee under UNESCO. All countries has to do reporting to that, but it has no binding effect whatsoever. Just to say, since the law often can't be applied directly, often professionals have to decide how to apply it themselves. Burada kanun çoğu zaman doğa direkt uygulanamadığı için alan uzmanları bunu uygulamaya başlıyorlar kendilerince. That means that
the everyday work of archaeology becomes part of the practice and politics of the occupation. Yani bu da arkeolojinin günlük işlevi içerisinde siyaseti vesaireyi de aslında bir parça haline getiriyor. So you could see that in their discussions over how to cooperate or to refuse to cooperate. O yüzden işbirliği yapmak ya da işbirliği reddetme ile alakalı nasıl söylemler ortaya koyduklarından bunu anlayabiliyorsunuz müzeleri. You can see it in the excavations where Russia is now inviting foreign archaeologists to go in and excavate in the occupied territories in order to create a fact on the ground. Mesela şu an Rusya işgal bölgelerindeki kazı alanlarına uluslararası arkeologlar çağırıyor ki bak ben ne kadar rahatım diye gösterebilmek için. And you can see it in Ukrainians' struggles to decide how to respond. Ve buna nasıl yanıt verileceği ile alakalı Ukraynalıların ne kadar bir mücadele içinde olduğunu da görüyorsunuz. I was there when they were discussing what to do about the excavations in the occupied territories. Mesela ben oradaydım, işgal altındaki topraklardaki kazılarla ilgili ne yapılması gerektiklerini konuşurken. And they were very concerned that they did not want to punish Crimeans who were conducting their normal excavations, doing their normal job, protecting their community's cultural property. Şu konuda çok kaygılılar. Kesinlikle bu olup biten bir şekilde Kırımlıları cezalandırır bir hale gelmemeli. Orada günlük işlerini yapan, asıl işlerini yapan ve kültürel mirasın korunması adına kazı yapan kişilerin günbegün faaliyetlerini etkilememeli konusunda çok kaygılılar. But now they, and they hope their colleagues abroad, will help to discourage archaeological work in the occupied territories that is contributing to the fact of the occupation.